Merhabalar, Atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizinle şarjlı vidalama alırken, kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları inceleyeceğiz. Sine, akü amperlerini... 18. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yakın çekimli incelememize geçelim. Elimde iki tip matkap var. Darbeli ve darbesiz matkap. Bu iki cihaz üzerinden piyasadan alacağınız diğer makinalarla ilgili genel özellikleri size anlatmaya çalışacağım. Mandrenlerden başlayacak olursak piyasada materyal olarak iki tane mandrenle karşılaşabilirsiniz. Plastik ve metal mandren. Günümüz plastik teknolojisi çok geliştiği için artık bazı plastiklerin dayanımları ve güçleri metallerden daha fazla olabiliyor. O yüzden plastik mandren kötüdür, metal mandren iyidir diye sınıflandırma yapmak çok doğru değil. Çok kaliteli ve güçlü makinelerde bile plastik mandrene rastlayabiliyoruz. Mandren çapları ile ilgili de iki tip mandren çapı mevcut. 10 mm ve 13 mm olarak duyarsınız. Bu şu demek, 10 mm'lik mandren çapı sadece 10 mm'ye kadar olan matkap uçlarını ve bitleri yani matkap vidalama uçlarını taktığımız aparatları takabildiğiniz mandren demek. 13 mm ise 13 mm'ye kadar olan bitleri ve matkap uçlarını taktığınız mandrenlere 13 deniyor. Ama genel olarak şu kabaca söyleyebiliriz. Genellikle 10 mm'ye kadar olan mandrenler amatör seri olan mandrenler, 13 mm'ye kadar olanlar ise profesyonel seri olan mandrenler. 10 mm'ye sahip bir makineniz varsa ve daha büyük bir matkap ucu kullanmak istiyorsanız da piyasada satılan bu tip arka tarafları tonalanmış satılan matkap ucularına ulaşabilirsiniz. Mandrenine giren kısmı 10 mm ama matkabın kendi ucu 13 mm. Genellikle mandren çapları ürünlerin yan taraflarındaki bilgi etiketlerinde yazar. Piyasadaki makinelerin hepsinde artık standart kilitli mandren kullanıyor. Nedir kilitli mandren? Bu mandrenlerde artık anahtar kullanılmıyor. Takacağınızı takıp sonra bu sıkma işlemi elinizle yapıyorsunuz ve artık mandren sıkışıyor. Gevşetmek istediğiniz zaman da elinizle gevşetiyorsunuz. Makinelerin bu ön taraflarında birer tork ayar bileziği mevcut. Bu bazı makinelerde tek tork ayar bileziği olarak var. Bazı makinelerde çift tork ayar bileziği olarak var. Tek bileziği olan makinelerde bu bileziği çevirmeye devam ettiğiniz zaman 21. torka geldi. Devam ettiğiniz zaman da matkap moduna geçiyor. Bu darbest bir model olduğu için bu burada son eriyor. Bu makinede ise bu ayar bileziğini çevirmeye devam ettiğiniz zaman 13, 14, 14'ten sonra matkap tekrar çevirdiğiniz zaman da darbeli moda geliyor. Çift bilezikli olanlarda ise öndeki bilezik sadece torklar arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Arkadaki bilezik ise modlar arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Tork ayar bileziği şu işe yarıyor. Makinemizin gücünü sınırlandırarak yeri geliyor iş parçasının yalamılmasını, yeri geliyor kullandığımız vidanın dişlerinin sıyırmasını engelleyerek çalışmamızı sağlıyor.
Alacağınız makinelerde artık standart olarak bir vites ayarı var. Gördüğünüz gibi vites ayarları bütün makinelerde aynı yerde. Bu elimdeki iki makinede iki vites var ama bazı makinelerde üç vites de görebilirsiniz. Genelde birinci vitesler yüksek tork, düşük devir. İkinci vitesler ise yüksek devir, düşük tork. Bu ne işe yarar diye çok kabaca anlatacak olursak, çok sert bir metal eğer deliyorsanız, bu metali yüksek hızla delerseniz hem matkabınız ucu hem de delmeye çalıştığınız parça yanacaktır. Onu engellemek için hem delme yağı kullanıp hem de yüksek tok düşük devirde delme yaparsanız çok daha bir sağlıklı sonuç elde edersiniz. Bu makinelerin viteslerindeki devir sayılarını aslında ürünlerin arkadaki bilgi haznesinde görebiliyoruz. Bakın bu makinede birinci vitesteyken 0 ile 400 devir yaptığını, ikinci vitesteyken ise 0 ile 1500 devir yaptığını, bu makinede ise birinci viteste 0 ile 550 devir yaptığını, İkinci viteste ise 0 ile 2000 devir arasında bir devir yaptığını görebiliyoruz. En sık gelen sorulardan biri de brushless motor nedir, ne farkı var diye. Gördüğünüz bu iki makinede bu normal motor, bu da brushless motor. Bunu aslında ayırmanın çok kolay bir yolu var. Bu makineler, eski tip makineler tetiğe bastığınız zaman bunlar da fırça olduğu için bu nokta kıvılcım görürsünüz. Gördüğünüz gibi çok rahat kıvılcımı görünüyor. Brushless olan makinelerde, yani fırçasız makinelerde bu kıvılcım söz konusu değildir. Çünkü bu yeni teknoloji motorlu olduğu için eski tiplerde dönen parçaya elektrik fırçalar vasıtasıyla kolektör üzerinden sağlandığı için bu noktalarda sürtünme, ısı ve kıvılcımdan kaynaklı kayıplar oluyordu. Bu makinelerde bu fırçalar ve kolektör parçaları olmadığı için bu kayıpların önüne geçilmiş durumda. Bu da markadan markaya değişmekle beraber bütün markalar aşağı yukarı aynı veride ortak payda toplandılar. Yaklaşık %30'luk bir performans farkı yaratıyor. Yani normal bir makina 1000 vida sıkıyorsa brushless motora sahip bir makina 1300 vida sıkıyor. Çok kaba bir şekilde söyleyebiliriz. Brushless motorlarda fırça ve kolektör olmadığı için doğal olarak da Türk tabiriyle kömürdüğümüz parçanın değişmesi söz konusu olmadığından uzun vadede aslında bakım gerektirmeyen çok daha ekonomik makinelerdir. Piyasadaki makinelerin hepsinde bu tetiğin üst kısmında gördüğünüz gibi devir yönü değiştirme tuşu mevcut. Önceden bunun bir standartı yoktu ama artık standarta bağladılar. Tetiğin sağ tarafında bulunan düğmeye bastığı zaman makine sağ tarafa dönüyor, yani vidalama yapıyor. Sol tarafındaki tetiğe bastığı zaman alet saat yönünün tersine dönüyor, yani vida söküyor. Bütün piyasadaki makinelerde standart olarak hassas tetik var. Nedir hassas tetik? Bu tetikler basma şiddetinde duyarlı. Yavaş basarsanız yavaş dönüyor. Daha sert basarsanız daha hızlı dönüyor. Aydınlatma ışığı bazı makinelerde gördüğünüz gibi mandalinin altında, bazı makinelerde ise pilin üzerinde bulunan sap kısmında bulunuyor. Mandalinin altında olan aydınlatmalar iş sırasında aslında tam ön tarafı bazen aydınlatmayı biliyor. Ama bu alt taraftaki olan aydınlatmalar çok daha iyi bir aydınlatma yapıyor. Bu bazı makinelerde ayar yapılamıyorken bazı makinelerde ise burada görüldüğü şekilde 20 saniye aydınlatma, yarım aydınlatma, tam aydınlatma olarak aydınlatma yapılabiliyor. Tetiğe bastığınız zaman bu yanıyor ve markadan markaya değişmekle beraber 20 saniye 30 saniye aralığında yanıp kendi kendine sönüyor. Bazı makinelerde ise bu tetiğe bastığınız zaman yanıyor,
Çektiğiniz zaman sönüyor. Aslında tetiğe dokununca mandren dönmeden yanmaya başlaması çok avantajlı. Çünkü işlemi başlamadan önce iş yapacağınız yeri aydınlatmak bazen önemli olabiliyor. Bu tip olduğu zaman makineler o noktayı, aydınlatma yapacağınız noktayı sadece makine çalışırken görebiliyorsunuz. Bütün el aletleri belli EN standartları aralığında çalışmak zorunda. Bu şarj el aletlerinde de belli bir vibrasyon aralığında çalışmak zorunda. Bu yüzden saplara ele gelen vibrasyonu daha da düşürmek için böyle kauçuk bir parça kaplıyorlar. Bu kauçuk parça malzemenin kendi gövdesinden daha yumuşak, kaymayan ve titreşimi biraz daha minimuma indiren bir materyal. El halkası ya da bu halkaya bağlanmak için bağlantı noktası. Bu noktaların aslında birinci sebebi yüksek çalışmalar sırasında makineleri bu noktadan kendi üzerinize ya da iskeleye bağlayarak aşağı düşüp ikinci şahıslara zarar vermesini engellemek. İkinci amacı ise makinenin düşüp zarar görmesini engellemeye yarayan noktalar. Kemer bağlantı noktaları bu tip makinelerde artık standart bir donanım olduğu hepsinde var. Bunlar makine ihtiyacınız olmadığı zaman da kemerinizi ya da cebinize takarak ellerinizi boşa çıkartmanıza yarıyor. Akü seviye göstergesi pillerin üzerinde bulunan ve pillerin içinde ne kadar enerji kaldığını gösteren LED paneller. Bu makinede bastığınız zaman size gösteriyor. Bu makinede basıp çektiğiniz zaman birkaç tane yanıyor. Bu şekilde akülerin içerisinde ne kadar enerji kaldığını görüyorsunuz. Aküleri kullanırken de buna göre kullanabiliyorsunuz. Piyasada çok fazla akü amper seçeneği de mevcut. Bilinen aksine akü amperlerinin makine güçlerine doğrudan bir etkisi yok. Bazı özel durumlar hariç. Çok aslında kaba bir benzetme yapacak olursak, makineleri arabaya benzetirsek aküler de bu arabanın yakıt depoları. Amper değerleri ise bu depoların hacimleri. Yani aynı makinenin 2 amperlik aküsü eğer 100 tane vida sıkıyorsa 4 amperlik aküsü 200 vida sıkar. Çok kaba bir şekilde söyleyebiliriz. İşinize yarayabildiğini düşünerek şöyle bir ek bilgi de vereyim. Ben aküleri daha uzun ve verimli kullanmak için bütün akülerime numara veriyorum. Ve atölyemin duvarına astığım böyle bir çizelge ile şarj ettiğim bütün akülerin şarj sayısını buraya her şarjdan sonra yazıyorum. Böylece bütün akülerimi aynı şekilde şarj etmeye çalışıyorum. Daha uzun süreli kullanabilmek için. Akülerle ilgili biraz daha detay verecek olursak. Dünyada kendi pilini üreten elektrikli el aleti üreticisi neredeyse yok. O yüzden bütün firmalar hangi marka olursa olsun pilleri bu işi sadece pil üretim işini yapan başka firmalardan alıp akülerin içerisine koyuyorlar. Ve %99'unda da bu gördüğünüz 18650 denilen lityumiyon piller kullanılıyor. 18650 ismi nereden geliyor? 18650'deki 18 pilin kalınlığı olan 18 mm'yi, 650'deki 65 pilin boyu olan 65 mm'yi, Aussie'nin sonundaki o 0 ise pilin yuvarlak yapısını ifade ediyor. Bu piller 3.7 volt olarak geçiyor. Tam dolu oldukları zaman da 4.2 volt gibi bir elektrik veriyorlar. Piyasada en çok muhatap olduğunuz akü voltajları 12 volt, 16 volt, 18 volt ve 20 volt. Aslında 18 voltlarda 20 volt sınıfına sokabiliriz. Neden? Çünkü 18 volt akülerde tam dolu oldukları zaman 20 voltun biraz üzerinde bir voltaj veriyorlar. Farkındaysanız 12, 16, 20 volt hepsi 4'ün katları. Neden? Çünkü bu pilde hepsinin içerisinde bu piller var ve bu piller tam doluyken 4 volt gibi bir elektrik veriyorlar. Benim gördüğüm elektrikli aletlerin içerisinde kullanılan en yüksek amperli piller 2500 miliamperlik piller. Bu daha önceden incelemesini yaptığınız bir akü. 20 volt ve 2 amper diyor. İçindeki 2 amper olduğu piller olduğunu zaten göstermiştim. Bu 18600 pilleri buna dizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 5 tane 18650 pil ve bunları kontrol için bir tane BMS kartı sığacak kadar yer var. Yani bu 4 tane pili birbirine seri bağladığı için volt yükseliyor. Amper sabit kalıyor. Yani 2 amper 20 voltluk güç elde ediyoruz.
Bu aküde ise 20 volt 4 amper. Bunun içindeki, bunu da daha önceki inceleme videosunda içini göstermiştim. Burada da 10 tane pil var. Yine bu 18650 pilleri buraya dizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 5 tane pil bu alt sıraya sığıyor. 5 tane de pil şu üstteki yere sığıyor ve BMS kart sığacak kadar yeri oluyor. Bu içindeki piller 2 amperdi. Bu 2 amperlik pilleri birbirine paralel bağladıkları için 2 amper 4 amper oluyor. Bu 4 amperlik pilleri de birbirine seri bağladıkları için 5 tanesini yan yana bağladıkları için de 20 volt yükseliyor. Neden bunu anlattım? Piyasada çok fazla sahte el aleti var. Sahte el aletlerinde bile bu gördüğünüz 18650 lityum iyon pillerin tabii daha kalitesizleri üzerinde yazan amperden çok daha düşük amperler çıkıyor. Yani 3 amper yazan pili ben ölçtüğümde 850 miliamper gibi bir rakamla karşılaştım. Eğer bu pillerin ebatlarını bilirseniz, akünün de size söylediği voltaja bakarsanız aşağı yukarı bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani piyasada 36 volt 4 amperlik piller var. 36 voltu 4'e böldüğünüz zaman pil volt olan 9 pil yapıyor. Yani bu aletin içine 9 pil sığması lazım ve 4 amper yazıyor. Yani bu 9 pilin de 2'ye çıkıp 18 pil sığması lazım. Bana öyle bir akü yapmanız lazım ki ben bu pillerden içerisine 18 tane yerleştirebileyim. Yani bir akünün lityum iyon pillerle 18650 lityum iyon pillerle 36 volt olması için yaklaşık şu boyda bir aküye sahip olması lazım. Lütfen elektrikli el aleti alırken de bu bilgileri göz önünde bulundurun. Umarım videodaki bilgiler işinize yarar. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.